ediyoruz. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar Nasibe Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Özellikle zayıflama ile ilgili konuşacağımız için sizin kitaplarınızı da biliyorum. Çok da güzel. Şimdi bunların hepsini merak ediyorum ve size soracağım. Nasılsınız? Nasıl oralarda havalar? Evet, Akdeniz'deyim. Ben Akdeniz'de yaşıyorum ne bu güzel. Aralar. Yani buralar gayet trafik açısından çok yani İstanbul'da yorulmuştum. O yüzden kaçtım geldim Akdeniz'e. Haklısınız. Trafik konusu harika. Sakin yerler. Turizm de biliyorsunuz bir durma oldu koronadan dolayı. Maalesef. Gayet havalar da çok güzel. Gayet güzel yani. Süper. Bizim yerimize de güneşi içinizde hissediniz efendim. Ben çok severim Akdeniz'i. Onu da söyleyeyim. Şimdi çok. Zayıflama üzerine 3 tane kitabınız var. Benim için çok evet. önemli zayıflama. Ve 4. kitabınız da Zayıflamada Hareket'in yeni çıktığını biliyorum ben zaten. Gördüm de. Evet. Şimdi bu kitabın diğerlerinden farkı ne? 4. yazarken nelere özellikle altını çizmek istediniz? Bize biraz anlatır mısınız? Şimdi özellikle Hareket kitabı diğerlerinden farklı derken aslında birbirini tamamlayan bir seri de düşünebiliriz. Çünkü bu kitapların tamamı aslında bilinçaltının değiştirilmesine yönelik kitaplar. Dünyada ilk 20 sene önce ilk ben kilo konusunda insanın düşüncesinin yani beyin gücünün kilo aldırdığını ve beyin gücünün kilo verdirebileceğini iddia ederek ilk kitabımla piyasalara çıkmıştım. Ve dolayısıyla ilk kitabım zaten 7 farklı dile çevrilip bütün dünyada satılmaya başlandı. Ardı akıbetinde ben kilo problemini takviye ve tamamlaması adına toplamda 7 farklı kitap yazdım. Bunun 3'ü yayınlandı. Yenisi de işte Hareket kitabı çıktı. Hareket kitabının özelliği ise doğru olduğuna inandığımız yalan yanlış yanıltıcı bilgileri zihnimizde yani bilinçaltımızda değiştirmesini anlatan, öğreten, kiloları aldıranın hareketsizlik ve verebilmenin tek çözümünün de hareketlilik ve doğru. egzersiz olduğunu anlatan bir kitap. Hı hı. Yani birçok kişi beslenmenin kilo aldırıp verdirdiğine inanıyor. Oysa ki beslenmenin kilo aldırıp verdirdiğine inandığımız sürece bir kilo döngüsünden dışarı çıkamıyoruz. Beslenme takıntısına sebebiyet veriyoruz ve bir türlü enerji almayı azaltarak kilo vermeye hedefliyoruz. Hareket ise tam tersine bir enerji tüketimi, enerji aktarımını anlatan bir mantık. Dolayısıyla benim beslenme kitabım da var. Yani beslenmekle zayıflama kitabım da var ama hareket kitabım olayı daha farklı anlatıyor. Yani aslında biri enerji almak, biri enerji tüketmekle ilgili konular. Ve hareketle zayıflama kitabı ise bir tür hareketi sevdiriyor. Doğru olduğuna inanılan yalan yanlış yanıltıcı durumları ortadan kaldırıyor. Kişinin harekete geçmesine sebebiyet veriyor, tetiklenmesine sebebiyet veriyor. Hareketi sevmesini öğretiyor. Bilinçaltındaki inandığı hareketsizliğe karşı inandığı olumsuzları olumluya dönüştürüyor. Hareketsizliğe olan olumlu inancını da hareketsiz durumu olumsuz inanca dönüştürerek tetikleme ve kişinin harekete geçmesine sebebiyet veriyor. Yani kısacası aslında zayıflama için yazılmış bir yani hareketi zayıflamaya yönelik yazılmış bir kitap. Birçok yaklaşık 20 seneden beri kilolu insanlarla çalışıyorum ve kilolu insanların hareket çeşitleri hakkında, hareketlilik hakkındaki hem bilgi bazında, bilinç altlarındaki yani inanç sistemlerinde hareket hakkındaki bilgi bazında çeşitliliği hem az hem de olumsuz. Dolayısıyla enerji diyet de yapsalar, enerji almalarını durdursalar da hareket miktarları ve çeşitleri az oldukları için ve hareket etme durumunda sürekli bahane ürettikleri için dolayısıyla bu kitap kişiyi bilincini, bilgisini, inancını değiştirmesine yönelik bir kitap. Süper. Peki şimdi 20 yıldır aslında siz zayıflama üzerine çalışmalar yapıyorsunuz, insanlara aktarıyorsunuz. Online şimdi mesela nasıl online konuşuyoruz sizinle? Online kalıcı zayıflama eğitim sistemleri var. Sizin de böyle bir sisteminiz var. Özellikle bundan bahsedelim mi? İnsanlar ne öğreniyorlar, nasıl zayıflıyorlar? Ne söylersiniz? Evet, ben Nasibe Hanım online eğitim sistemini korona çıktığında başlatmadım. Ben 10 seneden beri yapıyorum zaten. Dünyanın her tarafına online eğitim yapıyoruz zaten. Yani zayıflama konusunda da eğitim yapıyoruz. Bizimki biraz farklı. Kendi televizyonumuz var. Yani Egece TV diye bir televizyonumuz var. Buradan destekliyoruz online tamam. eğitim alanlara.
Yanı sıra psikologlarımız var, diyetisyenlerimiz var, spor hocalarımız var, nörobilimcilerimiz var ve sosyologlarımız var. Yani kişi dünyanın neresinde olursa olsun bizden aldığında, zayıflama eğitimi aldığında 60-70'e yakın soru soruyoruz ve onun düşünce biçimini, bilinç altındaki inanç sistemini öğreniyoruz. Buna göre de 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık gibi programa başlıyorlar. Hı hı. Eş zamanlı kişiye özel bir online eğitim, zayıflama, değişim programı sunuyoruz. Önce hazırlık dönemi geçiyor. Hazırlık döneminde belirli cihazlar gönderiyoruz. Yani telkin, kulaklık telkinler, içerikler. Aynı zamanda gözlükler, görsel kodlama makinesi gönderiyoruz. Ve zihinsel olarak ilgisini, odağını, motivasyonunu ve irade gücünü güçlendirecek görsel kodlama söz konusu. Kitaplarım gidiyor, planlaması gidiyor. Ve hazırlık döneminde zihin hazırlanıyor. Motivasyonunu arttırıyoruz, odaklanmayı sağlıyoruz, irade gücünü güçlendiriyoruz. Arda sıra değişim hocalarımız devam ediyor. İki ayda onlar da program, eğitim programları devam ediyor. Orada kişiye özel inançları ele alınıyor ve inançlarını fark etmesini, nötre etmesini ve yeni inançlarını kodlamasını sağlıyoruz. Arda sıra eğer problemi çözülmediyse, konu beslenme ise beslenme uzmanlarıyla devam ediyor. Hareket problemi varsa hareket senle devam ediyor. Psikolojik sebeplerse psikologlarla devam ediyor. Eğer çevresel faktörler, etkenler, alan veya kişiler, ailesel, sosyologlarla devam ediyor. Bir tür kişi artık yani daha spesifik. Yani ilk 3 ayda online eğitimini aldığında ilk temel bilgiyi öğrendikten sonra problemi, özel problemi neyse o istikamette eğitimini devam ettiriyor. Bu esnada tabii Egece TV dediğimiz, yani sadece kapalı bir televizyon, sadece bu online eğitimi alanlara sabahtan akşama kadar, yani saat 9'dan akşam 18'e kadar egzersizlerimiz var, hareket isteyen programlarımız var, psikolog programlarımız var, işte nasıl zihin antrenmanları yapılır, bilinçaltı nasıl değişir gibi beslenme, yaklaşık 10'a yakın değişik programlar sunuyoruz ve bu programları da her zaman istediği zaman seyredebiliyor. Seyredemezse de akşam kaydını izleyebiliyor gibi. Bu şekilde zihni bu süreç içerisinde değiştiriyor. Değiştirerek kalıcılığı sağlıyoruz yani. Süper. Şimdi aslında kimin neye ihtiyacı olduğunu bulup ona göre onlara bunu veriyorsunuz. Onu anladım zaten. Süper. Peki şimdi bazen kamplar var. Sizin de bildiğim kadarıyla aslında ön ayak olduğunuz kamplar var. Bunlardan bahsedelim mi birazcık? Bu böyle kampa girmek, sisteme girmek gibi bir şey mi? İnsanlara iyi mi geliyor? Yani tabii şimdi eskiden İstanbul'da, enstitüm İstanbul'dayken Polonezköy'de yapıyordum. Sonra sahilde kitap yazmaya başladım. Son 3-4 sene buralarda otellerde kitap yazarken buranın otellerinde, yani Akdeniz'in otellerinde kamp yapmaya başladım. Dolayısıyla bu kamplar böyle çok keyifli oldu. Çünkü deniz, kumsal, güneş, sıcak vesaire gibi. Sonra bu kampları burada geliştirmeye ve arttırmaya hedefledik. Alanya gibi bir yeri tercih ederek, daha doğrusu dünyanın en iyi sahillerinden bir tanesi olan Kleopatra plajında böyle kamplar yapmaya başladık. Bu süperdir. Kamplarımızda tabii izolasyon olunca sabahtan akşama kadar birebir eğitim veriliyor. Bir de kilolu olanlar grup şeklinde, yani grup şeklinde derken hani herkes orada katılımcı kilolu zaten. Kilo problemi var. Dolayısıyla birbirlerine kilo problemlerini anlatıyorlar, deneyimlerini anlatıyorlar ve hangi yöntemleri daha önce deneyimlediler ve neler yaşadıklarını, grup terapisi gibi oluyor doğal olarak. Sabahları başlıyor programımız. Akşam saat 19'a kadar süreç devam ediyor. Yasak yok. Yani gıda, diyet veya bu tarz bir şey uygulamıyoruz. Açık büfe zaten. Hani hem eğlenceli hem bir tür sistemde, hani kişiler grup terapisi yaparken aldıkları eğitimlerle de zihin antrenmanları, zihin egzersizi nasıl yapabiliriz öğreniyorlar. Burada asıl kalıcılığı sağlayacak ise zihin antrenmanlarını öğrenmeleri. Dolayısıyla kamplarımızda biz diyet vermiyoruz. Yani standart böyle zayıflama kampları gibi diyet ya da sürekli spor eğitimleri yok. Evet, egzersizlerimiz var ama eğlenceli, ip atlamalar, işte atıyorum plajlarda voleybol topları oynamak ya da işte plajda yürümek, denizde yüzmek gibi. Yani bir tür günlük hayatımızın içerisinde hareketlerimizi sağlıyoruz. Beslenme konusunda açık büfe kullanıyoruz ama eğitimlerle kişiler fikirlerini değiştirerek yaşam tarzlarını değiştiriyorlar. Zaten kalıcılığı sağlamamız isteniliyorsa, kişinin yaşam tarzını bozmadan içerisinde değişiklikler sağlayarak kişinin enerji almak ve tüketmek hakkındaki konuyu bilinçlenmesi en önemli unsur. Şimdi kalıcılık
Çok özür dilerim. Kalıcılık çok önemli. Kalıcılık üzerine birazcık konuşalım mı? Çünkü biz kilo veriyoruz. Bir şekilde çok mutlu oluyoruz. 3 ay o mekanizmayı da devam ettiriyoruz. Sonra bir anda tekrar kilo alıyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım diyebilirim bunun için. Maalesef. Peki kalıcılık için ne söylersiniz? Şimdi Nasibe Hanım, zaten öncelikle şuradan yola bakmamız lazım. Kilo problemi sağlık problemi değildir. Kilo problemi davranış alışkanlıkları problemidir. Yani bir süre sonra kilo hastalık ve sağlık problemi sebebiyet verebilir. Doğru. Ama başlangıç itibariyle baktığınız zaman 5-10 kilo, 20 kilo, 30 kilo gibi durumlar tamamen bir davranış alışkanlığıdır. Davranış alışkanlıklarımız nasıl değişir? Yasaklarla değişmez ama bilinçlendirilerek değişir, öğrenerek değişir, eğitimle değişir. Doğru. Dolayısıyla çoğumuz gidiyoruz 3-5 kilo, 20-30 kilo aldığımızda sanki hastaymışız gibi sağlık kurumlarında bir şey alıyoruz, öneri alıyoruz. Ve bu sağlık kurumları doğal olarak zamanları olmadığı için öneriler sunuyor. Yani diyet sunuyorlar, spor yap deyip konuyu kapatıyorlar. Dolayısıyla siz onu gerçekten yaşam alışkanlıklarınıza dönüştürmeden zayıflama sürecinde bunları uyguluyorsunuz. Ve zayıflama süreci bittikten sonraki zayıfladığınızı düşünelim. Bu konu kapanıyor. Yani bırakıyorsunuz. Bıraktığınızda tekrardan eski inançlarınız devreye girerek eski yaşam alışkanlıklarınız, eski davranış alışkanlıklarınız sizi tekrardan daha fazlasında kilo aldırmanıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek için söylüyorum. Eğer diyet yaparak kilo verdiğinize inanıyorsanız zaman kaybı ve enerji kaybı. Bıraktığınızda geri alacaksınız. Bizdeki diyetisyenlerimiz hiçbir şekilde diyet programları yazmıyorlar. Hiçbir şekilde diyet önermiyorlar. Tam tersine kişinin gıdaya olan ilişkisini düzenliyorlar. Yani beslenmeyle olan inancını değiştiriyorlar. Dolayısıyla kişi artık inancı değişince zaten beslenme konusunda bedenin ihtiyacı seviyede yemeye başlıyorlar. Çoğunlukla kişiler, kilolu alan kişiler gereksiz ve duygusal açlık ve fazladan şartlandırılmış bir bilgiyle besleniyorlar. Yani duygularını duygularla beslemeyerek yemekle besliyorlar. Artı gereksiz yere çok fazla miktarda enerji alıyorlar. Kültür, gelenek, adet vesaire vesaire. Şimdi bu tarz bir kafa doğal olarak birden yasaklanınca yasaklanma sürecinde devam ettiriyor. Ama yasak esnasında sürekli kafasında ne yiyeceğim, ne zaman yiyeceğim, ne bitirince işte tekrardan gibi. Sonra diyet bittikten sonra, yani zayıflaması süreci bittikten sonra tekrardan daha fazla miktarda tüketime geçiyoruz. Ve bir de davranış alışkanlıklarımız değişmediği için, yani kısa süreli değiştiği, uzun vadede değişmediği için kiloları tekrardan alıyoruz. Yani biz ise öyle yapmıyoruz. Yani şişmanlatan kafayı artık ideal bedende bir kafaya dönüştürüyoruz. Çünkü öbür metotlara baktığımız zaman bedeni şişmanlatan kafaya yasak konuluyor, midesine kelepçe koyuluyor. Ama kafa değiştirilmiyor. Yani kafadaki bilgi değiştirilmiyor. Kafadaki bilgi değiştirilmediği sürece hangi tür metodu uygularsanız uygulayın, kilo verme programları hiçbir zaman başarılı sonuç getirmeyecektir. Kalıcılık da burada başlıyor. Doğru. Yani evet, her şey beyinde biter, beyinde başlar. Dolayısıyla beyindeki değişim kalıcılığı veya bedendeki değişime sebebiyet veriyor. Bizim Egece TV kurmamızın sebebi de, mantığı da buradan geldi. Yani biz bu kişileri bilinçlendirmeyi uzun vadeli yapmalıyız. Kısa vadeli sonuçlarda olmuyor. Kişi 30-40 kilo, 50 kilo aldığınızı düşünebiliyor musunuz? Bu kiloyu 10 sene de alıyor, 20 sene de alıyor, 15 sene de alıyor. Yani yavaş yavaş alıyor, farkına varmadan alıyor. Birden 50 kiloyu değiştirmek istiyor. Bu bir proses, uzun bir süreç ister. 6 ay, 8 ay, 12 ay. Kişinin motivasyonu erken bitiyor. Odaklanması çabuk bozuluyor. Eski inançları çok sık devreye giriyor. O yüzden kilo vermek çok zor bir iş. Ama bizim bu geliştirmeye çalıştığımız çok yönlü uzmanlar ve televizyon kanalı, eş zamanlı kulak, yani telkinleri, eş zamanlı görsel cihazlarla kişinin bilinç altını değiştirmeye hedefliyoruz. Ve bunu da başarıyoruz. Süper. Aslında konuşacak çok da fazla konu vardı. Benim daha da çok sorum vardı size ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Deniz Egece bizimle birlikteydi. Son ne söylemek istersiniz benim gibi sürekli kiloyla problemi olanlara? Kilodan ziyade inşallah vatanımıza, milletimize zamanda koronadan kurtulup güzel bir yaşamlarımıza dönüp ülke açısından mutlu, huzurlu ve sağlıklı toplumu tekrar dönüşmeyi söylerim. Başka bir şey söylemek istemiyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Alanya'ya çok selamlar bu arada. Alanya, Antalya benim çok sevdiğim yerlerden biridir.
Benim de ilk aslında televizyonculuğa başladığım yerdir Antalya. Onun için de benim için çok önemli. Lütfen bu selamlarımı sizin nezdinizde tüm Antalyalılar kabul etsinler. Alanya da aynı şekilde benim için çok önemli ve özeldir. Çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Son sözümü söyleyeyim Nasibe Hanım. Benim de ilk televizyona çıktığım kanal Beyaz TV'di. İsim vermeyeceğim ama ilk Beyaz TV'deki programlara katıldım. Ben de bu yönden Beyaz TV özel bir şeyim var, sevgim vardır. Ne güzel. Bizim de tabii ki size teşekkürümüz var. Ta oralardan bizimle birlikte olduğunuz zamanınızı bize ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum inşallah.